Hikayeyi Edward'ın gözünden anlattığı bir şey. Ha! Tamam. Tamam. Okey. Okey. Ya ben aralıksız olarak... Ve ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk nasıl izledim biliyor musunuz? İlkini gidip sinemada izleyemedim. Sinema çekimi olan bir internet sitesinden izledim yani. Türkiye'de birisi sinemaya gidiyor. O dönemi bilir misiniz siz, o kara dönemi? Ya öyle kaç tane film izledim ben. Çok kapkara bir dönem vardı efendim. Şöyle oluyordu. Birisi kamerasını alıyordu, sinemaya giriyordu, onu kaydediyordu, sonra internete yüklüyordu, sen de oradan izliyordun. Hani artık gelir grubum nasıl bir yerlerdeyse, yani nasıl bir yerlerdeyse, sinemada oynuyor, sinemada gidip izleyebilirim. Ama yani hani oraya para vermek istemiyorsun. Anlatabiliyor muyum o dönem? O dönem istemiyorsun. O yüzden mesela gidip oradan izliyorsun. Yo hayır, bir de şöyle başlıklar vardı bu arada Hakkı. Mesela atıyorum şey yazarlardı. İşte hiç titremiyor. Yemin ediyorum ki öyle başlıkları vardı ya. Sabit falan diye. Dizimek. Hayır bu arada bir şey soracağım. Dizimek de gayet de hani kaydediyor. Allah razı olsun eşek adam. Eşek adam sayesinde kaç tane diziyi Türkçe altyazılı izledim. Kaç tane diziyi. Vallahi yemin ediyorum yani adamın git elini öp. Adam sayesinde İngilizce söktük lan bütün memleket sağ olsun. Almanya bilmiyorum. Daha sonrasında Korsanla Savaş tabii ki de çok ciddi boyutlara erişti ki ben de hiç tavsiye etmiyorum. Tabii ki de gidin eserin sahiplerinden efendim mümkünse izleyin edin. Çünkü doğru değil yani. Korsan doğru değil. Hiç. Aa, kitapta mümkün değil. Kitapta asla korsan okumam. Hayatta korsan okumadım kitapta. Kitabımı giderim alırım. Kitabıma para veririm. Ama filmler kaçak. Ya çünkü şey diye düşünüyorsun yani o dönem. Korsan gibi gelmiyor ki. Korsan gibi gelmiyor. Diyorsun ki yani benim diyorsun sinemaya biletine verecek o kadar param var mı? Ya üstüne bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar sinemaya gidiyoruz diyelim ki annem zorla evde mısır patlatıyor. Onu böyle plastik poşetin içine koyuyor bir de. Arkadaşlar orada böyle alıyorlar şeyi. Ne bileyim mısırının kolasını. Ben alamıyorum. Ben alamadığım için de haliyle istemiyorum yani o şekilde gitmek. Bir de diyordu ki sürekli mısır o kadar para mı vereceksin? Bunu çantana koy. Büyük çantayla gidiyorsun falan. Sevmiyorum. Arkadaşlarım öyle yapmıyor. O yüzden benim de öyle yapmam gerekiyordu. Artık bir de korsan olarak bulamıyorsun da. Gerçekten bulamıyorsun. Aa bir şey annemin yaptığı mısır her zaman daha iyidir de bu arada. Hadi neyse şimdi. Nasıl 18 yaşsın? 18 yaş sınırı olan filme mi gitmeye çalışıyordunuz? Bir dönem girişte kontrol ediyorlardı senin yüzünden. Ben de benim gibiler yüzünden de o. Oğlum ama bir şey söyleyeceğim. Şu anda ne mesela mısır fiyatları? Allah aşkına sinemalarda. Ay dur bir saniye ekranı böyle. Heh. Bekle şimdi. Sinema fiyatları. Desek. Sinemaksimumlar hala çok pahalı mı? Çok pahalıydı çünkü sinemaksimumlar benim dönemimde. Dur bakayım. Hocam parası yazıyor mu? Parası yazıyor mu? Yazmıyor. Yazmıyor parası. 20 lira mı? Lan benim dönemimde 20 lira. Allah belamı versin benim dönemimde 20 liraydı. Vallahi ya. Aa, ama şey olurdu mesela mısır ve kola menü falan oluyordu. 30 lira diyen var. Var mı arttırın? 50 lira gördüm çünkü az önce. Ha, pandemiden sonra bilet alana beleş mısır veriyorlar. Ya zaten pandemi döneminde yazık gerçekten. Sinemalar, tiyatrolar biliyorsunuz resmen can çekiştikleri için insancağızlar. Ay ne kötü ya. Kabus gibi. Gerçekten kabus gibi. Rex kapa. Aa, Kadıköy'deki Rex mi kapandı? Hayda.
Neden iş yapmıyor diye. Sinema yerlerinde satılan yiyecek içecekler havaalanıyla yarışır resmen. Yok, havaalanıyla asla yarışamaz. Hiç var mı lan öyle bir video mesela, havaalanı fiyatları bak. Ama havaalanı fiyatları çok yüksek. Aşırı yüksek ama. Saçmalık yani. Oha, Duty Free'ler mi? Wow! Wow! Dur bakayım. Bunlar biliyorsunuz ki bunlar ekstra ucuz. Hani ekstra ekstra. Gezen Adam Fatih diye bir kanal buldum. Ben bir kere havaalanında yemek yemek gibi bir hata yaptım. Bir daha ölene kadar asla yapmayacağım bir hata mesela. Mümkün değil. Mümkün değil canım. Saçmalık yani, gerçekten saçmalık. Biz eskiden TRT'yle seyahate gittiğimizde arkadaşlarım bana liste verirlerdi, biliyor musunuz? O zamanlar sayı sınırı da yoktu. Parfümü, işte ne bir parfümü. Hocalarım. Ya çok sevgili TRT'deki hocalarımız kızmasınlar. Normalde hani yasaktı, aldırmazlardı ama işte ne bileyim, alkol. O zamanlar sayı sınırı da yoktu. Yani alıyorduk. Vallahi alıyorduk. O kadar ucuz oluyordu ki çünkü. Hatta ben şeydi, şişesi çok güzel değil, hiç bilmeden Malibu almıştım. Nasıl içilir, nasıl tüketilir bilmediğim halde yani. Gezen Adam Fatih'i takip edin. Fiyat göster abi. Ha. Paris takımı 5 euro. 5 euro mu? Havalimanının tuvaletleri güzel ama koridor bayağı uzun. Bu arada havalimanı tuvaletleri bedava. Yani tuvaletiniz ona göre ayarlayın, yoksa altınıza kaçırabilirsiniz. Bedava olan tek yer. Şöyle bir fiyatlara da bakalım. Polderos. Toblerone. Toblerone ne kadar abi? Jack Daniels. Viski fiyatları. Ne? Yalan lan bu, dur. Ne lan bu? 7000 lira gibi falan bir şey, kalpten gidiyordum diyorum, ne oluyor, ne saçmalıyor insanlar. Ha bak, bütün viski fiyatları var şu anda günceldeki. 35'lik Johnnie Walker 120, 50'lik 160, 70'lik 225, 100'lük 305. Hocam Jack Daniels arıyorum ama Jack Daniels yok mu hocam? Chivas Regal de değil hocam. Jack Daniels arıyorum hocam. Teşekkür ediyorum hocam. 35'li 145 birim. 145 birim. 22 euro. 5 euro indirimi varmış bakın. İndirim de var. Jim Beam. 1 litrelik 18,90 euro. Bu da Şivazcılara gelsin spesiyel. Ama bu biraz özel herhalde, 315 euroymuş. Bu ne abi, araba mı alıyoruz ya? Niye lan Şivazcılara gelsin bu ikinci Şivaz. Onun fiyatı 29,90 lan. Şimdi ya olay çıkara, onun fiyatı niye öyle? Ha, 25 yıllık. Aa, anladım, tamam, peki. Alabileceğiniz en ucuz viski Valentis 16,90. Bu da 23 euroymuş. Familos Gross. Allah Allah. Aa, Malibu'nun fiyatı artmış. Benim aldığım dönemde ben 10 euroya mı ne almıştım?
Hatta İsveç datifrisinden almıştım. Eskiden Bodrum'da teker var. Ya bir de görgüsüz gibi onu böyle valize tıkıştırmaya falanca çok büyük rezillik. Buradan sevgili Hasan Enişte'ne sevgiler. Allah kimseye yaşatmasın rezilliği. Bakıcılara gelsin. Burada ikilisi var. 30 Ero.90 Ero. Allah'ım Allah'ım. Yeni rakı ne? Burada. Bir dakika, yeni rakı biliyorsunuz ki yeni rakı bizim ya, hani yeni rakı. Şimdi biz mesela, ben yeni rakıyı mesela mümkün değil. Mümkün değil, 29 liraya alamam. Mümkün değil. Burada daha mı ucuz? Nasıl burada daha ucuz olabilir? Burada 29 liranın altında mı? Vallahi ben çok uzunca bir süredir rakı içmiyorum. İnşallah içinizde şunu yapan arkadaşlar yoktur. İşte 28.90 çarpı 10 yapan arkadaşlar umarım ki yoktur. Çünkü ekonomi öyle bir şey değil. Ben yine de söylemiş olayım da size. Heh, onunla çarpılmaz. Ekonomi böyle bir şey değildir. Birim olarak hesaplarsın ekonomide. Paranın gücünü de birim olarak zaten bulabilirsin. Paranın ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar her yerde geçerli olduğunu. Çok basit, herkesin bilmesi gereken bir bilgidir bu. Ya birim olarak da hesaplanmaz da Gus Bey. Neyse, hani gene en basit mantığıyla beraber anlatmaya çalışıyorum. Yani alım gücüne göre aslında hesaplarsın. En basiti bu. En basit anlatma şekli bu. Şeyleri varmış. Bakın. Kızlara gelsin. Absolut vodka. 16.90. Gelelim sigara bölümüne. Paketi 76.50. Kıstan. Sigara fiyatları ne alemde? Ben hiç bakmıyorum. Ne alemde sigara fiyatları? Ya zaten gerek sigara içen gerek alkol tüketen insanlar biliyorsunuz ülkemizin vergi rekormenleri. 90 diyor. Davidoff. Ben askerdeyken bunlar kaçak alıyorduk. Ben anlıyordum da arkadaşlar oluyordu. Yani. Ben anlıyordum da bir arkadaşın arkadaşı kaçak alıyordu bunlar. Benim arkadaşlarım Mersin Parlamenti derler. Ne onun adı? Siz bileceksiniz. Onun adı ne? Bunun aynısıydı hatta, arkadaşlarım içiyordu. Cidden bütün lise hayatım boyunca ya. Mersinli bir arkadaş vardı, zorla gidittiriyorlardı çocuğa. Prestij he? Mersinli bir çocuk var, çocuğa zorla gidittiriyorlardı ya. Allah'ım her gittiğinde. Parlament 91.50 euro. 3 paket. Çünkü kiliste askerlik yapıyorduk. Orada böyle şeyler kaçak. Abiden kilisten de ne kadar rahatsız şey oldu. Ace of 2 de varmış ya. İstanbul'da Airport'ta. İlginç. Gucci falan var mı acaba? Demek buralara kadar geldi Ace of 2. İçeridesiniz, canınızda bir kahve çekti. Böyle espresso. Kapıçın yemek için. 17, 15, 16, 18 denen başlıyor. 20, 18 diye gidiyor. Kahve mi bu? Anam git Starbucks'tan 15 liraya mis gibi kahve al iç ha. Nasıl öpeceğim ya, gıcık oluyorum böyle jelatinlere. Termosunu doldur git. Lira da abi, ya şimdi şöyle düşün. 15-16 liraya gayet çok daha kaliteli ve çok daha güzel kahve tüketebiliyorsun, anladın mı? Böyle bir şey mi istiyorsunuz? 60 TL'ye bira içebilirsiniz. 115 TL'ye şarap. 25 TL'ye limon suyu içebilirsiniz. 30 TL'ye soda içebilirsiniz. Abi savaşta mıyız? Niye 30 lira soda? Limon suyu içebilirsiniz. Ben mi yanlış gördüm? Soda içebilirsiniz. Savaşta mıyız ya? Allah belamı versin mod, yani bu ne? Bu ne?
Savaşlanmayın. Gergin anlayan onlar be. Savaşlanmayın. Atatürk'ün askerleriyiz be. Atatürk'ün. Savaşlanmayın. Su anne çok iyiymiş. Çocuğunuzda varsa 17 TL süt içebilirsiniz. O içmeyi versin. Eve gideceğiz. Sandviç yedim diyelim. 45 TL. Onun yanında dolma meyve olsun. 32 TL. Çakma sandviç. Ya havalimanı ya. Kiralar boru gibi. Çok affedersiniz. O yüzden böyle kafadan diye yazılıyor, anladın mı fiyatlar? Tost dedi. Tost kaçma 22 lira. Simit 14 lira. Börek abi 26 lira. Börek yiyorum, börek. Kanser olmama ramak kalmayan 26 lirayı su böreğine vereceğimi söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Yemem. Yemem. Gerçekten yemem. Yani mümkün değil ya. Ay çok bilmiyorum. Cık. Aşırı acıyorum. Gerçekten. Ya çünkü bir özelliği olan bir yemek olur kesinlikle burada. 26 lirada. Çok daha büyük paralar da verebilirim. Çünkü ben yemeğe... Mesela kim insan kıyafetine düşkün, üstüne düşkün, başına düşkün. Beni bilenler bilir. Ben yemeğe çok düşkünüm. Yemeğe aşırı düşkünüm. Yemeğe para veririm. Benim için hiç problem değildir o. Yani ama bunun bir özelliği bu bildiğin börek. Peynirli su böreği. Annem bunun kıymalısını yapıyor. Artık 26 liraya yapamıyordur ama. O şey ne istiyorsan 16 lira. Ya bunun içinde çok affedersiniz ama şu kadar kaşar var. Şu kadar. Allah bunun içine şu kadar kaşar koyuyorlar. O kaşar da donuk. Kankalar şimdi bu yurt dışına çıkış. Kanka mı? 50 TL harç pulu var ya. Bir yeni bir eskiden parayla alıyorduk. Şimdi bu banknotlardan kredi kartınızı hiç sokmadan dokunmatik hemen alabiliyorsunuz. 50 TL. 50 lira. İstanbul Havalimanı bayağı büyükmüş. Bayağı da büyük. Geçen sefer nereye gitmiştim ben ya? Gezmedim mi acaba? Hatırlamıyorum ki bayağı yer gittik, gezdik. İçinde geç şimdi kaldığını söyleyen insanlar var. Şimdi 3 saat var daha düşünme. Haydi biraz gezelim. Evet gezen adam Fatih, kankalar nereye gidiyoruz sizce? Sizce bence Amerika. Amerika'ya nasıl gidebilir? Korona zamanında nasıl gidilir diye bir video yaptım. Videomun tamamını izleyin ve Amerika'ya gitmek için sakın başka yerlerden bilet almayın. Nereden bilet almayın? Videomu izledikten sonra göreceksiniz. Nereden almanız gerekir? Neler yapmanız gerekiyor? Hepsi bir videonun içinde. Haydi gelin gezen adam Fatih videomu izleyin. Ne oluyor şu an ya? Bir şey dedi, sonra başka bir şey dedi Fatih abi. Adam nasıl sallardı keşke. Allah! Allah! Ay! Bir anda çıt diye gidiverdin. Evet uçaktayız arkadaşlar. Bütün prosedürler bitti. Şimdi bizim okul kantininde sandviçler satılıyor. Gittim mal gibi aldım. Sadece görünen kısmına koymuşlar ekip. Bir şey diyeyim, benim dönemimde yemin ediyorum ki sucuk mesela kesiyorlardı. Böyle sucuğun arkasından böyle karşıdaki abiyi görebiliyordun. O kadar ince kesiliyordu. Kankamızda gidiyoruz. Yani Türk Hava Yolları'yla giderseniz hiçbir şeye gerek yok. Direkt basıyorsunuz gidiyorsunuz. Buradan Hakkari'ye gider gibi. Gördüğünüz gibi yine arkadaşlarla gidiyoruz. Türk Hava Yolları pahalı değil mi ya? Eskiden çok pahalıydı. Eskiden diyorum. Hala yani şu anda benim mevcut bilet aldığım dönemlerden şu an yüksekler çok çok daha yüksek fiyatlarda bu arada. Değil mi? Kendi ses az bu arada. Videonun sesi az. Ah bir kükre. Bitti mi Duty Free'ler? Aga bitti. Bitti. Bitti.
Ben Gezi kanalı izlemeyi çok seviyorum. Hatta benim favorim. Zaten herkesin de herhalde favorisidir diye düşünüyorum. Ya ben de Türkiye'de Gezi kanallarının artmasına bile çok çok büyük katkısı ve faydası dokundu kendisinin.